Andriake Camping Demre'de, Andriake antik kentinin aşağısında, denize yakın bir yer zaten burası. Buradan Kekova'ya doğru tekne turları falan da yapılıyor arkadaşlar. Geldiğinizde şeyde yapabilirsiniz, tekne turda yapabilirsiniz burada. İşte burada da yazmış gene karavan, çadır kalabilirsiniz. Wi-Fi var ama Wi-Fi belli bir bölgede çekiliyor. Kahvaltı, gözleme, serpme kahvaltı, ev yemekleri falan. Şimdi genel anlamda ben göstereyim şöyle. Kamp yerinin hemen burası, aşağısı deniz zaten gördüğünüz gibi. Tekne turlar da burada. Burada çay var. Ne çayı da işte. Bu çaydan tekne de indirilebiliyor. Burada turlar düzenleniyor arkadaşlar. Kekova Adası tarafın batısına düşüyor. Aşağı yukarı denizden, ne diyeyim, mili öğrenemedim hala da, 5 kilometre, 4-5 kilometre falan bir mesafede. Kampın arka tarafında şöyle bir tepelik var. Bir tepenin hemen altında konumlanmış. Kampa girişte sağ tarafta işte kahvaltı ve hizmet veren yer var. İnternet de o tarafta daha iyi. Bu bölge karavanların olduğu bölge diyelim. Karavanlar var. Şu sol tarafa çadır kurulabiliyor. Elektrik, su var. Tuvalet ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Tuvaletler arka tarafta konumlanmış. Bir tane çekme karavan var, diğerleri moto karavan arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi tepenin hemen dibinde tuvaletler. Tuvaletler orta derecede temiz diyebilirim. Yine bayan var, ayrı içerisinde duş imkanı da var. Sağ taraflar duşlar. Şimdi arkadaşlar, burada bulaşık için falan, yıkamak için lavabolar var. Genel anlamda ağaçlandırma iyi. Şimdi ben yurt dışında bildiğim için arkadaşlar, bu Türkiye için hani 5 üzerinden buraya 4 verilebilir ama tabii yurt dışındaki kamplarla kıyasladığın zaman 10 üzerinden 3 verilir yani. Tabii onlarla kıyaslamıyoruz. Bu Türkiye'nin kendi ayrı bir standardı var. Çünkü orada bölgeler de ayrı, yeşillendirmeler ayrı, herkesin numarası ayrı, tuvaletler, şeyler falan efsane zaten. İşte akşamları yine çay servisi var. Merhabalar. Kahve kısmı bu taraf. Akşamları çay ve sabahları ücretsiz ikram ediyor. İsterseniz içebilirsiniz. Oturma ve dinlenme alanı. Yine burada mangal yerleri var arkadaşlar. Yazın bura için çok sıcak oluyor diyenler var. Az bir sinek var ama çok fazla rahatsız etti diyemem. Çok daha kötülerini görmüştüm çünkü. Ama yazın sıcak olma olasılığı var çünkü
Arka tarafı tepelik arkadaşlar. Andriyake Camping bu şekilde. Şu anda ben bir ücretleri gösterecektim arkadaşlar. Fiyat listesini de göstereyim. Ona da bakın. Karavan ücreti ne kadar? Karavan aynı. Kişi başı bir derinlere ücreti oluyor. Karavan başına değil, kişi başına aynen oluyor orada. Aynen. Ekstra karavan elektrik bağlatmak isterse ekstra 50 lira ücreti oluyor karavan. Tamam. Teşekkür ederim. Kısaca bu şekilde arkadaşlar. Karavan içinde kişi başına ücret alınıyormuş. Karavan başına değil, kişi başına 150 lira. Çadırda da aynı. Eğer elektrik bağlatacaksanız 50 lira da elektrik için ödeniyor. Tabii dediğim gibi bu 10 Eylül için geçerli. Siz artık taktığınız şey yaptığınızda daha pahalı da olabilir arkadaşlar. 10 Eylül 2022. Olduk. Gerçi ben geçenlerde de çadır arkadaşlarla gittim ama tabii şimdi eşimle geldiğim için biraz daha malzeme getirdik. Biraz daha yüklü geldik değil. Tabii ki şey daha iyi. Karavanla kıyaslanmaz. Ben de buradayım. Dediğim gibi bunlar çadır alanları. Evet. Bu şekilde ağaçlandırmalar.